Oluşturmaya devam edelim. Şu ana kadar yaptığımız işlemler tamamen katmanları kurmak üzerineydi. Şimdi ise bu klasımızın içinde forward propagation'ı oluşturmuş olalım. Bu da self parametresini class oluşturduğumuz için otomatik olarak almakta. Bir de input değerini alsın. Yani bizim veri setimizin girdisini bu işleme alabilsin. Forward propagation'ı böyle açtıktan sonra biz hani aynı Keras'taki gibi yazmaya başlayacağız bu sefer. Ya yani model.add olarak değil de şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki benim bir çıktım var. İşte bu self.fully connected biri kullanıyor. Tıpkı bizim ders 4 ders 6'mızda zannediyorum. Şuradan bakalım. Aynen lineeri bu şekilde tanımlayıp ardından fonksiyon içinde daha doğrusu bir veri setiyle kullanmak istediğimiz zaman lin 1 parantezine aldığımız için burada da aynısını yapacağız. Self.fully connected 1 deyip girdi değerini alacağız. Ardından da out deyip bu sefer de self.leak value'daki çıktıyı alacağız. Yani bu ilk demek oluyor ki benim veri setim ilk katmanı girdi. İlk fully connected değeri girdi. Ardından relu fonksiyonuna girdi. Leak relu fonksiyonuna girdi ve çıktı olarak belli bir değer geldi. Ardından da self.fc2 diyerek ben artık iki çıktıdan birini yani iyi huylu veya kötü huylu tüm ölçü tahminini veren yapıyı bu şekilde oluşturdum ve return etmek istediğim değer de out çünkü ben çıktığımı tahminimi oluşturmak istiyorum. Belli bir girdim var. Aynı zamanda bir de çıktım var. Benim dışarı çıkarmak istediğim şey çıktı. Fakat sizin yerinizde olsam şöyle yaparım. Out FC1 derim buna. Ondan sonra out FC1 yani full connected'ın birincisinden çıkan çıktığı leak içine yazarım. Buna da out FC1 el derim. Şimdi bu hem sizin kodlamanız açısından iyi bir şey. Ardından da direkt out'a da yani son çıktığıma da hakikaten out ismini veririm. Hani en azından ağlar arasında bu isimleri farklılaştırırım ki bir hata olduğunda hangi katmanda ben hata yaptığımı görebilmiş olurum. Modelimi bu şekilde tanımladım. Ve çağırmak istediğim zaman neural net adıyla çağırdıktan sonra input size'ımı, hidden size'ımı yani ara katmanda kaç node olduğunu, ardından da number of classes'ı yani ben kaç tane çıktıya sahip olduğumu iyi huylu ve kötü huylu olarak 2 buraya belirtmiş oldum ki zaten burada yazdığım için tekrardan içlerine belli bir sayı değeri yazmak durumunda kalmadım. Şimdi ise kayıp fonksiyonları üzerine bir video çekmek amacıyla gene tekrardan kısa bir ara veriyoruz.